Merhaba, Ostim OSB YouTube kanalı Güvenli Çalışma Programı'na hoş geldiniz. Ben Köksal Kayalı, TUA Bilişim Yönetim Sistemleri şirketinde bilgi güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. Sizlere uzaktan çalışma güvenliği gibi hususları kısaca anlatmaya çalışacağım. Pandemiyle birlikte birçok çalışma alışkanlığımız değişti. Bu değişen alışkanlıkların arasında uzaktan çalışma mevcut. Uzaktan çalışma sürdürürken kendimizi ve şirketimizi nasıl koruruz, problemlerin yaşanmasına nasıl engel oluruz, bunlara da değinmek istiyorum. Uzaktan çalışma birçok işimizi kolaylaştırmakla beraber birçok güvenlik tehdidini de içermektedir. İçerdiği güvenlik tehditleri nelerdir? Bir saldırganın bizim bilgisayarımızı çalması sonucu kurum ağına erişimidir. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Tabii kurumun alması gereken önlemlerin yanında bizim bireysel olarak almamız gereken önlemler de vardır. Kurumun alması gereken önlemler birçok madde halinde sıralayabiliriz. Ama ben şimdilik size sizlerin alması gereken önlemler nelerdir bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzaktan çalışırken uzaktan çalışma yaptığımız cihazın sadece bizim kontrolümüzde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bununla ne demek istiyorum? Evimizde uzaktan çalışma yaptığımız cihazın başka aile fertleri tarafından kullanılması, yanlış bir işlem yapılmasına neden olabileceğinin yanı sıra sizleri de bunun sorumlusu haline sokabilir. Bu yüzden uzaktan çalışma yaptığımız cihazları sadece bizim kullanmamız önemlidir. Ev dışında uzaktan çalışma yaptığında ne yapmalıyız? Olabildiğince bilgisayarımızı veya uzaktan çalışma yaptığımız cihazımızı başkalarının görüş alanlarında olmayacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Ne olur başkalarının görüş alanlarında kullanılacak şekilde kullanırsak? Biri bizim sadece firmamız tarafından görülmesi gereken bilgilere erişebilir. Eğer erişilmemesi gereken bir bilgiyi o anda biz ekranımıza veriyorsak ve başka kişiler tarafından görülüyorsa şirket sırları ifşa olabilir. Bunun olmasını ne şirket ne de çalışan ister. Uzaktan çalışma yaparken kullandığımız ağın olabildiğince güvenli bir ağ olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir internet kafede çalıştığımızı düşünelim. İnternet kafede o ağı dinleyen bir kişi eğer SSL sertifikasıyla veya da herhangi bir kriptolojik teknikle şifrelenmemiş bir ağ varsa şirketle kurduğumuz iletişimde veya da şirket adına yaptığımız işlem için kurduğumuz iletişimde herhangi bir şifreleme yöntemi yok ise burada ağı dinleyen bir kişi tarafından bizim gönderdiğimiz bilgiler ifşa olabilir.